Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra sizlere merhaba diyorum. Ama kiminle diyorum? Ne demek ister misin? Merhaba. Ya uyuyor musun artık? Dur şuradan bir dönelim ilk önce. Böyle uyuyor birisi kendisi. İkinci yılımız olacak ve heyecanlıyım tabii ki de. Bakalım benim istediğim yerlerden bir tanesine beni götürecek mi arkadaş? Çünkü şöyle, ben ona 4-5 sene daha önceden böyle söylemiştim. Şu yerler çok güzel, şuraları seviyorum falan filan. Bakalım onlardan bir isim olacak. Sanmıyorum çünkü 4 tanesini şu an elemiş bulunma. Ay, yavaş sürer miyiz? Aynı anda yavaş olunca ilerleyemiyorum. Çok ani fren yapıyorsun. Ya niye küfür ediyorsun ya? Ne? Salak mısın? İğrenç bir trafiğin içinde yer alıyoruz şu anda. Sağdan gidersen bir daha hiç dönemezsin, haberin olsun. Peki. Sen bilirsin. Sağdan abi gösteriyor. Tamam. Bir saat buradayız. Sağdan gösteriyor mu? Ne yapabilirim? Arkadaşlar siz olun, Karaköy'e gelmeyin. Çünkü rezalet. Yani 3 adım atıyorsun o kadar. Yani en güzeli arabasız gelmek, benim tavsiyem size o. Şimdi hayatım ise kısaca biraz özet geçmek istiyorum. Elçin neredeydi? Ama böyle olursa geçemem. İçim dışıma çıktı yani. Bakalım. Şimdi nerelerdeydim? Neden yoktum? Niçin geri döndüm? Acaba geri mi döndüm yoksa kısa bir süreliğine mi buradayız? Neyse. Ondan sonra. Birincisi. Çok üşendiğim için buralara gelemedim arkadaşlar. Yani edit yapma, video içeriği bul, video çek falan. Dedim ben bir salayım gitsin böyle. Sonra baktım olmuyor. Çok özlemişim ben kameralarımı. İnsanlar beni çok özlemiş. Neden geri dönmeyeyim dedim. Bir kısa süre dönüş olabilir. Yine kaybolabilirim, öyle bir şey oluyor. Ama kutup ayısı yazıyor. Neyse. Arkadaş, kendi arkadaşlarını görünce dayanamıyor. Neyse ondan sonra ikincisi olarak. Normalde ben yani şahsen bu platformlar üzerine ilerleyecektim ki hayatıma farklılıklar geldi. Nişanlandım mesela nişanlandım. Evet, en büyük fark bu oldu hayatımda. Çünkü neden? Her şeye bir engel koyulmuş gibi oldu. Şöyle engel koymuş gibi oldu yani. Vakit olarak. Yani canım böyle bunu yapacağıma daha çok gezeyim, şunu yapayım, şuralara gidelim falan oldu. O yüzden. Böyle aksiyonlar aldığım için buraya da vakit ayıramamış gibi oldum. Ama sizleri her zaman sevdim, unutmuyorsunuz. Çünkü sizlerle birlikte varım, yokum, birlikte varız. Siz öyle tamamlarsınız. Neyse. Böyle yüzüklerimi gösteriyor gibi oluyorum ama yüzüklerimi çok seviyorum. Hiçbir şey yokmuş, gezmemize gerek yok. Neyse, şimdi sizlerle tek ricam arkadaşlarım. Aşağıya Elçin'cim, biz seni gerçekten çok özlemişiz. Biraz ego, ilgi, alaka istiyorum. Seni çok özlemişiz, lütfen geri dön derseniz ben size çok güzel video içerikleri hazırladım. Onlarla birlikte geri döneceğim. Ama Elçin'cim yok sen hiç buralara geri gelme. Biz seni özlemişiz diyorsanız o başka. Ay, özlemezsiniz özlemeyin. Ben kendim çok özledim kamera önünü. O yüzden tabii ki de sürpriz bir şekilde dönüyor olabilirim. Böyle. Bugün kısa bir video böyle çekeceğim. Yaptıklarımı, ettiklerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün neden bu kadar güzel olduğunu sonra açıklayacağım. Her gün geliyorum da bu zaman arttığını gördüm. Olsun, öyle inanın arkadaşlar. Hep geliyormuşum da arttığını görmüşüm. Şu aynadan çek şunu, aynayı göremiyorum. Pardon. Abi çok yakın olduk arkadaşlar. Olsun, özlemişsinizdir. Çok atarlı bir insan. Yani tanısanız eminim siz de ödersiniz. Allah Allah. Öyle de Allah Allah deyip kendini şey yapmaya çıkardım. İnanmayın. Baş verin. Biraz da buraya bakalım. Ay, böyle bir çekim olamaz yana kaydırarak. Arkadaşlar hala çünkü beni bıraktınız yerdeyim. Yani bir kamera, bir tripod, bir şey alamadım. Sıfır ilerleme. İnşallah sizlerle bir gün bu işi başaracağız ve ben o kamerayı alacağım yani. Aldığım günde Media Markt'a uğrarken video çekeceğim.
O kameradan video çekeceğim bir daha. MediaMarkt beni duysun ve sponsorluk verip bana bir video kamerasını almam için nasip etsin ya Rabbim, amin. Bu kadar da güzel olamaz ki ya. Ya ne kadar güzelim. Arkadaşlar yaşlanıyorum zaten. Kaç yaşını bastım yorumlara yazarsınız istiyorsanız. Ben bu gemiyi hep görüyordum. En son sana atmıştım bu gemiyi. Oradan mı özendin? Şöyle yandan göstereceğim seni. Aşkım. Arkadaşlar tam olarak şuna bineceğim sonunda. Liverpool Magic. Çünkü ben tam olarak gemiye binmeyi uzun sürede istiyordum ve araştırdım. Galiba 1,5-2 yıl olabilir. Ve sonunda geldim gerçekten. Ya teşekkür ederim oyuncuk. Neyse biniyorum. Biniyorum. Arkadaşlar bugünkü günümüzün anlam önemini söylüyorum size. Bizim birinci yılımız. Aslında 12'si birinci yılımız. Fakat ben, yani ben değil, biz bu hafta sonu kutlama kararı almıştık. 2 gün öncesi oldu falan, fark etmez. Bugünün de bir daha kutlanacağına inanıyorum. Neyse, beni gerçekten, ben bu arada gerçekten bu gemiyi araştırıyordum. Böyle hani hem gemide gideyim, hem etrafa bakayım, hem yemek yiyeyim falan. Ama kahvaltı olarak düşünüyordum. Akşam gibi düşünmemiştim. Canım eşcağızım düşünmüş. Teşekkür ederim. Doğru seçim yaptığımın bir kanaati daha. Çok güzel. Gösteriyorum size. Sonra ufak bir tur yaparız. Böyle sağa sola sallanıyoruz arada. Akşam yattığımız yeri artı. Sağa sağa ben Zelami. Şurada otoparka park ediyorsunuz Sarayburnu'na. Bizim hep bu aile çay bahçesinde içtiğimiz bir yer vardı. Çay kahve. Neyse buraya otoparka park ediyorsun abi. Geliyorsun vapurdasın. Mükemmel. Sanki bir daha evlilik teklifi alacakmış gibi hissediyorum arkadaşlar. Bir tur daha almam yok mu? Aşkım. Bir tur daha. Bir daha başa dönmek istemiyorum. Yeterli, yeterli. Bu da yeterli. Çarpı 10 gibi geldim zaten buralara. Biz nişanlana 4 ay oluyor. Bugün değil, bundan 1-2 gün sonra. Birinci yılımız. Daha ne olsun? Ha ne olsun. Yakında da düğün hazırlanıyor. Artık bir sohbet edelim yani. Sizi kapatıyorum. Okey. Sonra konuşuruz. Muhteşem bir gemi gezisinden sonra, gemi gezisi oluyor herhalde bilmiyorum ama benzin istasyonundayım şu an, OPEC'teyiz. Ben gerçekten benzin istasyonu gezmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Çünkü çok değişik çikolatalar var. En sevdiğim bölüm bu. Çok güzel. Ne kadarmış? Ne? Sevgili sevgilim, nişanlım kendisi. Beni bir anda Bursa'ya götürme kararı alarak dediğim bir şey var mı dedi. Ben de bunu istiyorum dedim. Ne olur 2 saniye daha biz benzin istasyonunu gezdik sevgili izleyicilerimle birlikte. Yok ya, yok. Heram her şey bana.
Biraz da Harem şarkısının haram yani arkadaşlar. Hani bazılarınız benim huyumu bilmiyorsa yanlış söylediğimi düşünüyor olabilirler diye soruyorum. En uyuz olmuş arabaya modla oturmak. Diyeceksiniz ki az önce neden bahsediyordun, neye geçtin? Şimdi şöyle, benzin istasyonunu gezerken hadi diyen bir insana ne yaparsınız? Hadi yorumlara yazın bakalım. Neyse bir tanecik Nesquik'imi aldım. Bundan önce yemiş miydim hatırlamıyorum. Ne kadar pahalı bu çikolatalar ne ya benzin istasyonunda. Ama şey, bütün oradaki milkaların tadına bakmış olabilirim. Hadi aynayı kapatma da bir. Aynayı kapatıyorsun bak, göremiyorum. Bugün bunu ikinci kez yapıyor arkadaşlar. Ama düzgün tutarsan olmaz. Bir de konuşamamazdı başladı bu ara. Hadi. Daha kameraya yeni alışacak yani. Neyse bugünkü gemi turumuz. Dayıcım ne yapıyorsun? Adamın üstüne gidiyorsun sen daha sola doğru hala. Ne yapabiliriz? Gerçekten yani arkadaşlar yani... az önce görseniz çok komik. Evet kemerimizi takıyoruz, çok önemli. Bu da evet. Spot olarak sizlerde bulunsun. Kemersiz yolculuk yok. Neyse. Ama bunu kapatalım yani. Biz işte şimdi Bursa yolundayız. Beyefendiye ışık dokunmuş. O yüzden kapatıyoruz. Sizleri seviyorum. O da sizi seviyor. Böyle asabi olanlar anla yani. İleride anlarsınız tavrının ne olduğunu. Öyle. O zaman bu vlogun şu dakikadan itibaren burada kapatıyorum. Şu an Bursa yolundayız. Yarınki Bursa turumda görüşmek üzere. Arkadaşlar dün kapattığım yerden tekrar geri açıyorum. Arabadayım her zamanki gibi. Şimdi Bursa'yı gezeceğiz. Önce benim bir haftadır aşerdiğim bu İskender yemek istiyorum artık. Sevgili nişanlım inşallah beni İskender yemeğe götürecek. Söz verdi. Neyse ne diyordum ben? Size dün söylediğim bir şey vardı. Hatırlıyorsanız eğer böyle başa sarın hatırlarsınız belki. Gimbal ya da elime tripod alacağımı söylemiştim size. Yani videoyu çekerken daha rahat etmek için artık kolum çünkü gerçekten ağrımaya başladı yani kas yaptım şöyle. Neyse inşallah alacağız ve göreceksiniz siz de. Şimdi yoldayız. Vatan'a gitmek istiyorum. Teknosa da var ama Vatan'da bulabileceğimi düşünüyorum hesaplı olarak. Bir gidelim bakalım. Ondan sonra görüşürüz. Sonunda size söylediğim kameramı alıyoruz. Aslında en çok istediklerimden bir tanesi şu. Yani kameram bu. Ben gimbal alıyorum. Olsun. O da olur. Daha güzel video çekeceğim. Bugün tüm gün onunla çekeceğim size Bursa'yı. Beklemede kalın. Problem çıkarsa patronunuzu çıkartabiliyorsunuz bütün vatanlardan. Geliyor! Hazırlıklı olun. Çok güzel videolar geliyor. Gördüğünüz Montagne Hotel 1849 yılında gümrük binası ve tren garı olarak kullanılan tarihi binadır. 1989 yılında ise otele dönüşme üzere restorasyon çalışmaları başlatılıyor. 1993 yılında ise her oda aslında ayrı ayrı bir ülkenin tren garı ismi verilerek Montagne Hotel olarak hizmete geçiyor. Burada tabii ki de düğünler de yapılıyor. Bu balkon, teras dediğimiz İnşallah yerde. İnşallah düğünümüzü yaparız burada. Arkadaşlar Bursa sokaklarında şu anda butik geziyorum ve kendime çok güzel bir üst aldım. Yani 2 saniyede girdim, ben seçtim, ben çıktım. Seçtim. Tabii ki canım sevgilim nişanlım seçti. Ya bu çocuğun zevkini seviyorum ya. Çünkü beni bulmuş. En güzel zevki buradan anlayabiliriz yani değil mi arkadaşlar? Ay çok yakıştı. Arkadaşlar sonunda AVM'ye geldik. Downtown AVM'deyiz. Yine tripodu çalıştıramadım. Çok vakit olmadı. Çok güzel. Şimdi İskender yemeğe gidiyoruz. Downtown'da açılmış. Bu Bursa'nın meşhur olan İskendercisi. Zaten o kadar çok istiyorum ki yemek artık. Böyle 1,5 porsiyonluk mu yesem bilemiyorum.
Normal yiyeceğiz, normal. Normal yemeyeceğiz, 1,5 porsiyon yiyeceğim. Normal yiyeceğiz. Mesela tatlımı da yiyeceğim, hepsini yiyeceğim abi. Yerimi yiyorum, buradan sonra artık yolculuk istikamet İstanbul olacak. O yüzden bugün İskender yedikten sonra bastıra bastıra söyleyeceğim çünkü çok seviyorum.